Ben gençliğimden beri sol ve sendikal mücadelelerin içerisinde geldiğim için DEM Parti'yi çoğulcu, demokratik, ekolojik programından dolayı seçtim. DEM Parti ve önceki bütün siyasi partilerde görev aldım her kademesinde. İlçe başkanlığından, İstanbul İl Başkanlığından, parti meclisinden ve Bölgeler Partisi Merkez Yürütme Kurulu görevlerinden bulundum. Bu benim ideolojik inancım haline dönüştü. İdeolojik inancımın doğrultusunda da DEM Parti'de Sarıkamış Belediye Başkan adayı oldum. Eş başkan adayı oldum. Sarıkamış öteden beri düşündüğüm, ne yapabilirimi düşündüğüm bir ilçe. Çünkü gerçekten sosyal, kültürel, ekonomik anlamda çok geri kalmış bir ilçemiz. Aslında bunu da hak etmiyor. Benim gençliğimde 35 bine yakın nüfusu vardı. Şimdi kötü yönetimlerden dolayı bu nüfus 12 bine düştü. Halen de milliyetçi yatırımların dışında istihdam dayalı hiçbir yatırım Sarıkamış'a yapılmıyor. Ve şöyle özetleyeyim Sarıkamış'ı. Üretmeden yaşayabilen tek ilçedir diyebilirim Türkiye'de. Sadece geçim kaynakları gurbetçilerdir. 18 yaşına basan her genç yönünü gurbete, ekmeğin arkasına doğru yürür ve ekmeğini oradan çıkarır. Bir fabrikamız vardı, onu da kapattılar. Ayakkabı fabrikası çok kaliteli bir 700 aileyi istihdam ediyordu. Yani ekonomik anlamda kimliği olmayan bir ilçede yaşıyoruz. Ziraat ve tarımla uğraşıyor dersek böyle bir bilimsel yanı yok. Herhangi bir sanayi üretim merkezi yok. Sadece burada yandaşlara verilen teşviklerle 50'ye yakın turistik otel yapıldı kayak merkezine yönelik. Ve bu kayak merkezine gelen turistlerin de Sarıkamış'ın ekonomisine bir kuruş katkısı yok. Havaalanından iniyor, servislerle geliyor, burada barınıyor ve tekrar servislere bindirilerek Kars Havaalanı'na götürülüyor. Sarıkamış kent merkezi onlar için bir cazibe merkezi değil. Çeken belediyenin öncülük yapabileceği bir çekiciliği yok. Dolayısıyla gelen turist şehre uğramadan, 5 kuruş bırakmadan, gelir bırakmadan dönüp gidiyor. Bakın, 1 aydır, 1,5 aydır buradayız. Yerel yönetimlerin, yerel demokrasinin anlamını hiçbir rakibimden duymadım. Halkta da böyle bir tartışma yok. Böyle bir gelenek oluşmuş. Böyle bir kültür oluşmuş. Yani niye seçim yapıyoruz? Önümüzdeki 5 yılda beni, bu Sarıkamış'ın gençliğini, kadınını bir bütün olarak tümünü yönetebilecek bir anlayışı araştırma, onu irdeleme, onun kalitesini arama gibi bir dert yok. Ve emin olun o kadar çirkin bir siyaset üretiliyor ki, siyaset o kadar ayağa düştü ki, en çok zoruma giden şey poşet ve rüşvet siyasetidir. Halkımızı açlığa mahkum ederek onursuzlaştırıyorlar. Ben bütün propagandamı, bütün siyasi şeyimi bu siyasal söylem ahlakına, siyasal duruş ahlakına ve siyasetin etik alanına emek veriyorum. Önce bu zihniyet değişecek. Sarıkamış'ta deveye sormuşlar niye boynun eğri? Nerem doğru ki demiş. Ben hangi alandan bahsedeyim? Her tarafı kaynak sularla kaynayan bir memlekette halen musluk suyu içilemiyor. Halen su borularının önemli bir kısmı asbest boru. Modern bir boru ile döşenmemiş. Halen yolları köstebek yuvası gibi. Ne yaya kaldırımda gezebiliyorsun, ne arabanı sürebiliyorsun. Çünkü öyle bir boş vermişlik var ki, emin olun şu anda Sarıkamış Belediyesi'nin gayrimenkullerinin hemen hemen hepsi satılmış. Satılanın karşılığında ne yapılmış onu da halk bilmiyor. Soran da yok. Eğitim, kültür, sağlık, hangi alana el atarsan Sarıkamış'ta sorun karşınıza çıkıyor.
halkla birlikte bir belediyeciliği öngörüyoruz. Yani mahalle meclislerimizle, kent konseyimizle tek başımıza ikimiz koltuğa oturmayacağız. O koltuk halkındır, halkla birlikte oturacağız. Halkla birlikte yapabileceklerimizi karar vereceğiz. Bu kararı öncelikli sırasına göre sıralayacağız ve böyle bir belediyecilik öngörüyoruz. Talan sistemini, bu yalan sistemini ortadan kaldıracağız. Halka yönelik çağrım, kendisi gelsin belediyeyi yönetsin. Çağrım budur. Ve gerçekten kendisini yönetecek 5 yıllık ekibini biraz seçsin. Ona göre sandık başına gitsin. Sandık başında attığı oyu, attığı vicdanı, iradesine de sahip çıksın. 1995 yılında Sarıkamış'ta doğdum. İlkokulu, ortaokulu Sarıkamış'ta bitirdikten sonra yine liseyi de Sarıkamış Lisesi'nde okuduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Ve yaklaşık 2 yıldır da Sarıkamış'ta avukatlık yapmaktayım. Neden DEM Parti? Çünkü DEM Parti hem kadına hem gence verdiği değerden dolayı, özellikle eş başkanlık sisteminden dolayı, DEM Parti'nin katılımcı, çoğulcu bir yapısı olması sebebiyle, şeffaf olması sebebiyle, halka hem halkla birlikte yönetmesi sebebiyle, bu sebeplerle aslında DEM Parti'deyim. Öncelikle Sarıkamış'taki kadın, sizin de dediğiniz gibi aslında eve kapatılmış bir yaşamları var. Yani burada sadece kadın açısından söylemiyorum. Zaten bütün gençlik açısından da istihdam olana iş imkanı olmadığı gibi kadınlar açısından hiç yok. Var olan da zaten erkek işidir denilip kadın ayrı tutuluyor. Yani kadınların aslında şöyle bir sıkıntısı var. Kadınların umudu yok. Yani Sarıkamış'ın kadınları... Sizin de dediğiniz gibi hani hakikaten eve kapatıldıkları için çoğu işini zaten erkekler hallediyor. Dışarı bile çıkamıyorlar ki. Hani Sarıkamış'tan ne oluyor, ne bitiyor? Ya da hani bir belediye ne yapmalı? Kadın bunu bile bilmiyor. Öncelikle kadının tıpkı erkeklerin olduğu gibi Sarıkamış'ta nüfusun yarısını oluşan kadınların da Sarıkamış'ta temsil edilmeleri gerektiğini, temsiliyetlerinin yerele yansımasını sağlamamız gerekiyor öncelikle. Bunun ardından kadınların her yerde görev alması gerekiyor. Aktif bir şekilde çalışması gerekiyor. Belediyelerde bulunması gerekiyor. Çünkü kadınlar belediyeye gittiğinde ya da herhangi bir kuruma gittiğinde kadın muhatap bulamıyor. Kadın muhatapla karşılaşamıyor. Yine aynı şekilde aslında burada hayvancılığın temel geçim kaynağı, temel yaşam kaynağı olduğunu söylüyoruz ama aslında hayvancılık yapanlar da kadınlar. O hayvanları, sütünü sağanlar kadınlar, o sütü satanlar kadınlar, peyniri yapan kadınlar. Ama bu ürettikleri şeylerden yine para kazanamayan da kadınlar oluyor. Dolayısıyla sadece el emeği olan ürünler değil, yine hayvansal ürünleri de kadınlar bu bahsettiğimiz kapalı kadın halk pazarlarında yine kendi markalarıyla satabilecekler. Yine aynı şekilde zaten bizim kadın meclislerimiz olacak. Bu kadın meclislerimizde düzenli olarak toplantılar yapılacak ve kadın açısından neler yapılabilir, kadınlarla görüşmeler sağlanılacak, problemler neler, bunu nasıl çözebiliriz? Yukarı Sarıkamış Mahallesi, şimdiki adı Şehitler Mahallesi. Oraya gittiğimizde kadınların en belirgin sorunları çöp sorunu, ulaşım sorunu. Özellikle şehir içine giden bir ulaşım otobüs dolmuş, bunların olmaması. Yine diğer en önemli sorun da özellikle online eğitim olmuştu. O dönemde mesela hiçbir evde internet erişimi yoktu. Ve bu kadınlar, çocuklar ciddi anlamda mağdur olmuşlardı o dönemler. Çünkü online eğitimlere katılamamışlardı. Halbuki belediye bünyesinde her mahalleye ayrı bir internet erişimi olan bir bilgisayarla, bir kütüphane olabilir. Bu içerisinde bilgisayar, yazıcısı, işte tarayıcısı bulunan bir eğitim birimi olabilir. Buradan öğrenciler de hem derslerine katılıp hem de bilgi kaynağı olarak burayı kullanabilirler. Yine Beşevler'e geçtiğimizde Beşevler Mahallesi'nin en büyük sorunu park sorunu ve kaldırım bulunmaması. Öğrenciler okula yolun kenarından, asfaltın hemen kenarından gidiyor ve bu büyük tehlike arz ediyor aslında. Yine aynı şekilde ulaşım da bu mahallede ciddi bir problem. Cumhuriyet Mahallesi'ne geçiyorsun, ıslah edilmeyi bekleyen bir dere var. Yani kadınlar yaz aylarında kokudan camlarını açamadıklarını söylüyorlar. Her mahallenin o kadar ayrı ciddi problemleri var ki
Yani toplu bir şekilde buna evet Sarıkamış'ın bu sorunu var, bu sorunu var diyemezsin. Her mahallenin her ay değişen problemleri var. Öncelikle kuracağımız meclislerde, özellikle kadınlar meclisinde tüm bu sorunlara hep birlikte önce sorunlar tespit edilecek beraber. Ardından bu sorunların çözümleri yine birlikte tespit edilecektir. Bu kuracağımız meclislerle bunları sağlamayı hedeflemekteyiz. 1 Mart'ta halka yönelik çağrım öncelikle gençlerimizin büyük çoğunluğu ne yazık ki çalışmak için şehir dışında bulunuyor. Bu gençlerimizin ya da şehir dışında olan bütün vatandaşlarımızın oy kullanmak için ikametgahlarının bulunduğu yerlere gelmesini istiyoruz. Çünkü bu seçim hakikaten kritik bir seçim ve burada kendilerini temsil edecek olan kişileri belirlemeleri gerekiyor. 31 Mart'a çağrım Sarıkamış halkını, Sarıkamış'ı Sarıkamış halkıyla birlikte Sarıkamış için yöneteceğiz.